Şimdi eğik atışa geçeceğiz. Bunu da fizik derslerinden zaten biliyorsunuz. Ama tekrar edelim burada konuları. Denklemlerine bakacağız önce. Eğik atış dediğimiz aslında iki boyutta bunu işliyoruz biz. Buraya bir grafik çizersem ben şöyle. Bu grafikte diyelim ki parçamız bizim. Şurada bir yerde olsun. Şurada bir parçamız var. Ve bu parçanın işte x, y koordinatlarını çizelim. Şöyle. Şurası y0. Şurası x0. Bu x. Bu da y diyelim şöyle. Ve bunu biz bir ilk hız veriyoruz burada. Ve 0 vektörel gösterirsek. Bunun işte x bileşeni şu ve 0 x bir de y bileşenini de yazabiliriz ve 0 y. Bu ilk hızla bu eğik bir atış yapacak. Çünkü yer çekimi var aşağıya doğru. Ne olacak? Tam bu noktada bu ilk hıza teğet bir harekete başlıyor bu. Ve şöyle eğik bir hareket yapıyor. Yer çekiminden dolayı azalan bir hareket yapıyor. Direkt yukarı çıkamıyor. Aşağıya doğru düşmeye başlıyor. Dolayısıyla diyelim ki ikinci noktada şurada bir yerde olsun. Yani şuraya geldi diyelim. Burada atıyorum x1 birinci konum olsun bu da. Şuradan da y1 konumu. Buna da baktığımızda bakın buradaki hızı biraz değişti bunun. Yönü de değişti. Hızın büyüklüğü de aslında şurada. Buna eğriye teğet bir hızı var. Ve buna biz v1 diyebiliriz mesela. Bunun da bir x hızı var. Yine v1x bir de v1y. Aşağıya doğru da y bileşeni var gördüğünüz gibi. Orijinden bakarsak şurası orijin diyelim. Orijinden buraya bir x0 konumu vardı. Ne oldu bu konum? Aslında şöyle x1 konumu oldu. Ya da aslında bu x1'lere direkt x diyebiliriz. Çünkü herhangi bir nokta olabilir. Hareket ettikten sonraki herhangi bir nokta olabilir. Hani hepsini x ve v olarak bırakabiliriz burada. O yüzden onlara sadece x ve y diyelim. Y'de de aynı şekilde şöyle y0 vardı. Y'ye çıktı. Şu şekilde gösterebiliriz onu da. Ve burada bir de vektörel orijine göre konum gösterebilirim. Onu da orijinden ikinci durumu mesela şöyle bir R konumu. R konumu var bunun. Şimdi düşey harekette biliyorsunuz ki burada göstermiş yatay hareket AX eşit 0 oluyor. Şu aşağıda onun altında çizeyim. Her zaman X yönünde ivme 0'dır. Burası önemli. Dolayısıyla X yönündeki hızımız her zaman aynı olacak. Yani bu bize şunu söylüyor. V her zaman V 0 X'e eşit olacak X yönünde. De V X'i bulmak istediğimizde ikinci durumdaki V 0 X artı AX T. Yatay harekette hızı sabit olduğu için bu AX 0 olacak. Çünkü ivme yok. Sabit hızlı harekette. Buradan da VX, V0X bu şekilde geliyor aslında. Yukarıda gösterdiğim biraz kanıtı gibi oldu formülle. X konumu nasıl buluruz? X 0 artı V0X T artı 1 bölü 2 AX T kare. Bu formüle bakarsak AX'imiz 0 bizim. V0X'imizi biliyoruz zaten. Dolayısıyla direkt sonuç x eşittir. x0 artı v0 xt geliyor. Bir de vx kareye bakacağız. Bunun da formülü vardı. v0x kare artı 2a x eksi x0 ax 0 bizim ax'imiz. Dolayısıyla buradan da yine vx eşit v0 x geliyor. Aynı formül aslında. 1 ve 3'te aynı formülü buluyoruz. Her zaman sabit. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de düşey harekete geçelim buradan. X yönünde kural ivmenin olmaması ve vx'in sabit olması. Düşey harekette de bizim yer çekimi ivmesi var. A'yı eşittir. Eksi G ve yine aynı formülleri yazarsak V'ye eşittir. Ve 0 Y artı A Y T diye. Burada bizim V Y'miz ve 0 Y. Yine Y yönündeki hız ilk anda hızı belli ve 0 Y. Ama A Y T bizim yer çekimi eksi yönde hareket edeceği için yer çekimine de G diyelim. Eksi yönde. Eksi G T olacak burada. A Y'miz G çünkü. Y eşittir. Şu formüle bakarsak da ve 0 Y, Y alt indis yazayım. T artı 1 bölü 2 AY t kare formülü var bir de. Buradan da ilerlersek Y eşittir. Y 0 artı ve 0 Y T. Yine eksi çünkü ivme eksi yönde 1 bölü 2 G t kare geliyor. Bir de VY kare eşit ve 0 Y kare artı 2 AY Y eksi Y 0 formülüne bakarsak da VY kare eşittir. Ve 0 Y'nin karesi yine eksi 2 G gelecek buradan AY G olduğu için. Y eksi Y 0 geldi. Şimdi burada bakarsanız 3 denklem var. Aslında son denklem. Üçüncü bulduğumuz denklem. İlk iki denklemde t'yi burada yok edersek üçüncü denklemi belirleyebiliriz. O yüzden üçüncü denklem onlardan bulunabilir aslında. Yani iki denklem bilmemiz yeterli. Şu ikisini mesela bilsek yeterli. Üç denklemden ikisi bağımsız. İkisini kullanmamız yeterli olacaktır üç denklemden. Soru hangilerini verdiyse ona göre ilerleyebiliriz. Şimdi bu formülleri kullandığımız bir soru çözelim.